Etbal'deyiz. İkinci haftadan bir tanım yaptırmış olduğu çocuk hastanesi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. İkinci haftadan bir tanım, 8 aylık kızı Hatice vefat edince difteriden çok üzülüyor tabii. Ve şifası var ama hastane yok, doktor yok. Bunun üzerine ye babalar da evlat acısı çekmesin diye gördüğünüz hastaneyi yaptırıyor. Hem de kısa sürede. İşte Etbal hastanesi. Saat Kulesi hastanenin devamı böyle baktığımız zaman. Peki hastane ile ilgili neler var söyleyebiliriz? O dönemin en önemli, dünyanın en önemli hastanesi Alman hastanesi, çocuk hastanesi. Oradan esinlenerek gördüğünüz hastane yapılıyor. Ruhu şad olsun Abdülhamit Hanım. Detayları birazdan vereceğiz. Değerli dostlar, Şişli Etbal Hastanesi'nin girişindeyiz. Burada hem Saat Kulesi var hem de mescit var. Şişli Etbal deyince ilk aklımıza gelen girişte sizi Saat Kulesi ve mescit karşılar. Hastanenin resmi açılışında toplu sünnet töreni yapılıyor. Evet, toplam 1555 çocuk o gün sünnet ediliyor efendim. Burada özellikle olan diğer hastanenin farkı nedir? Zengin bir kütüphaneye sahip. Hastane kütüphanesinde bulunan koleksiyon oldukça zengin. O dönemde İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa'dan yayınlanan tıpla ilgili tüm dergilere ve kitaplara abone olmuş burada bulunuyordu. 13 tane dergi Fransızca ve 8 Almanca tıbbi süreli yayın burada devamlı geliyordu. Ayrıca ilaçlar ücretsiz veriliyor bu hastane. Evet, ücretsiz ilaç veren de bir eczanesi var. Bu hastanenin bir başka özelliği daha var. İlk kez steskop kullanımı Doktor İbrahim Bey'in Almanya'dan getirdiği 6 steteskopla burada başlanıyor. Kaloriferle ısınan ilk hastanedir. Röntgen ışınlarıyla kanser tedavisi ilk defa burada yapılıyor. İşte Şişli Etbal Hastanesi. Tüm yaptıranlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun.